Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ayeti hicab yani hicab ayeti, örtü ayeti nazil olmadan evvel erkeklerle kadınlar birlikte bir kap içinden abdest alırlardı. Karı koca aynı kaptan abdest alırlardı diğer yabancı erkekler de aynı şadırvandan, aynı bölgede birbirlerine yakın yerlerde abdest alırlardı diyor. Hicap yani örtünmeyi, tesettürü, erkeklerle kadınların mahremiyete dikkat etmelerini emreden ayet-i kerime nazil olduktan sonra erkek ile birlikte abdest almanın cevazı yalnız eşler ve mahrem olan yakın akrabalara mahsus kalmıştır. Yani bir kadın eşinin yanında abdest alabilir, yakın mahrem akrabalarının yanında abdest alabilir ama yabancı erkeklerin yanında abdest alması uygun olmaz. Çünkü kolunu açacak, başına mesedecek, ayaklarını yıkayacak falan. Bu bunu ifade ediyor bu rivayet. Bu hükümlerde nesih vardır. Önce bir şey selbestken, daha sonra o selbesde kaldırılıp farklı bir hüküm gelebilir. Tedricilik vardır. Bazı hususlarda bu yaşanmıştır. Bu hususta da öncelik önce selbestken yani ses çıkarılmamışken daha sonra bu zamanla insanlar olgunlaştıkça bu hüküm kaldırılıyor ve artık araya bir hicap geliyor. Kadınlarla erkeklerin abdest hanelerinin ayrılması ifade ediliyor. Aynı şekilde mescitlerle ilgili de hüküm böyle. Mescide girerken çıkarken aynı kapıyı kullanabiliyordu kadınlar daha önce. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kapıyı kadınlara ayırsak buyurdu. Ve yine aynı hadisi, hadisimizin ravisi olan Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Efendimizin bu Sözünden sonra artık bir daha ölünceye kadar o kapıdan hiç girmedi. Çünkü o kadın Bab-ı Nisa diye kadınlara ayrılmış bir kapıydı. Bugün de hala o isimle kapı orada duruyor onun yerinde. Kadınların kapısının erkeklerinkinden ayrı olması, abdesthanelerinde ayrı olması bu mahremiyet açısından daha uygun oluyor.